Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün tabii Seyirtepe'de 6. günümüz, Kanal 35 ailesi olarak iftarımızı yaptık çok şükür. Ve tabii ki şu anda burada 3 tane değerli masayı gezeceğiz. İlk şanslı masamızı gördük. Bakalım Ramazan'ın feyziyle ilgili ve Ramazan'la ilgili ve bulunduğumuz Seyirtepe yani güzel seyirle ilgili neler söyleyecekler? Bir ailemize söz verelim. Evet hanımefendi merhabalar. Merhaba. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok şükür değil mi? 11 ayın sultanı Ramazan. Yani 6. günü gitti çok şükür. Kaldı 24. Nasıl gidiyor şu anda Ramazan'ımız? Çok iyi gidiyor. Biz burada yaşamıyoruz. Niğde'den geldik. Öyle mi? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Burası çok güzel. Ramazan çok güzel. Tesadüf oldu böyle bir programa da katıldık. Çok güzel geçiyor Ramazan'da. Memnunuz. Allah'a şükür. Hamdolsun. Bir de şunu söylemek istiyorum. İsim nedir öncelikle? Nezahat. Şimdi Nezahat Hanım, tabii ki 11 ayın sultanı diyoruz ama Ramazan orucunun bir diğer bir özelliği daha var. Hem sağlık açısından çok önemli. Yani siz neler söylemek istersiniz? Yani bize orucun ne faydası var? Çok faydaları var. Bedenen şifa, sosyal açıdan insanlara karşı, daha fakirlere, yardıma muhtaç olanlara karşı içimizde bir duygu oluşuyor. Daha çok yardım etme isteği meydana geliyor. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Ailece bir araya geliyoruz. Akrabalar, küçükler, büyükler birbirini görüyor bu vesileyle. Ne oluyor? Güzel bir aslında Ramazan'ın feyzini yaşıyoruz. Evet evet. Biz de burada böyle ailece güzel bir akşam geçirdik. İftar programı oldu. Çok güzel oldu. Kimler vesile olmuşsa Allah razı olsun. Bugün ne yaptınız? Niğde'den geldiniz. Hem İzmir'de iftarınızı açtınız hem de Seyirtepe'de. Yani şu anda buranın manzarası da mükemmel. Bulduğunuz mekanla ilgili son olarak neler söylemek istersiniz? Mekana bayıldık zaten. O kadar güzel ki manzara. İzmir'i tam çok güzel bir şekilde seyrediyorsunuz. Deniz çok güzel görünüyor burada. Ve ortam çok güzel. Çok hoş bir yer yani. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yemekleri süpürmüşüz. Evet evet öyle oldu. Teşekkür ederim. Allah muhabbetiniz daim kılsın inşallah. Amin. Çok teşekkür ederim. Ve bugün hatırası. Niğde'den gelmişsiniz. İlk şanslı masanıza bizler ne yapıyoruz? Seyirtepe firma sahiplerinden bir hediye veriyoruz sizlere. Güle güle kullanın ve daima bizi hatırlayın. Çok teşekkür ederim. Kanal 35 ailesi unutmayın. İnşallah biz izliyorduk. Niğde'de de izliyorduk o Kanal 35'i. Çok değildi ama bundan sonra daha çok izliyoruz. Maşallah çok teşekkür ederim. Hemen şöyle sağa doğru geçelim, bir gençlere yer verelim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Ramazan ayınımız? İyi gidiyor çok şükür. Uğraşıyoruz öyle. Okul. Çok şükür değil mi? Ne yapıyoruz? 6. gün maşallah gitti orucumuzun. Kaldı 24. Nasıl yani şu anda genç olarak sizler neler söylemek istersiniz? Ramazan ayı sizi nasıl mutlu ediyor? Nasıl bir feyz alıyorsunuz? Yani çok güzel, çok şükür. Böyle bir nimetten faydalanabilmek. Cenab-ı Hakk'ın güzel bir bize ihsanı bence Ramazan ayı. Yani sevabına nail olabilmek çok güzel bir şey. Hem ne yapıyoruz? Bol bol dua okuyoruz. Hem ne yapıyoruz? İşte bu vesileyle hem de nefsimize şu an ne yapıyoruz? Bir zincir vurmuş oluyoruz. Ve bulunduğumuz alanla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii Niğde'den çok şanslı bir ailesiniz. Seyirtepe'ye geldiniz. Evet, ben İzmir'de okuyorum zaten. Seyirtepe çok beğendiğim, çok memnun kaldığım bir yer zaten. Çok ailemle birlikte geldik. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sana da kısa bir yer vereyim. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyalım. Ben Kevser. Kevser, senin nasıl geçiyor Ramazan ayın? İyi geçiyor, oruç tutuyorum. Tutuyor musun? Evet. Maşallah, bakın sevgili izleyenler, yaş kaç? 12 yaşındaki Kevser maşallah Ramazan ayının feyzinden faydalanıyor. Peki ne faydasını görüyorsun mesela tuttuğun orucun? Sevap kazanıyorum. Aferin. Başka? İşte kendimi şey alıyorum. Hiç yemeyenlere karşı ne hissettiklerini anlıyorum. Yani şu demin en güzel olan Kevser. Yani insan aç kalmazsa, yani hep tok olursa açın halinden anlar mıyız? Anlamayız değil mi? Evet anlamayız. O zaman ne yapıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel bir sözü var değil mi? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica ederim. Ve sevgili izleyenler, tabii ki bizler ilk şanslı masaya geçtik. Şu anda ikinci şanslı masamıza geliyoruz. Bakalım kendileri bu güzel Seyirtepe ile ilgili ve Ramazan feyzi ile ilgili neler söyleyecekler? Şöyle bir yer verelim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler iyiyiz. Ramazan ediyoruz. Maşallah 6. günü. Tabii ki ne yaptık? Yedik. Neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor Ramazan ayı? Seyirtepe'deyiz. Çok güzel bir serin hava var burada da. Evet, her şey çok güzel. Ramazan çok güzel geçiyor. Havaya rağmen yani yine de çok keyifli. İsim nedir? Selin. Selin, yani sen şu ne söylemek istersin? Mesela dünden bugüne baktığın kadarıyla Ramazan ayı neler katıyor mesela sana? Yani neler görüyorsun?
Nasıl bir feyiz alıyorsun bu güzel mübarek aylarda? Birçok insan her şeye rağmen oruç tutuyor. Bu beni açıkçası mutlu ediyor. Yani insanlar ibadetlerine, yapması gerekenlere bağlı. Yani bu benim hoşuma gitti. Nasıl bir araç, yani senede bir bakıma giriyorsa, insan vücudunu da ne yapıyor? Bir bakıma ihtiyacı oluyor. Senede bir de olsa. Evet. Bulunduğumuz mekanla ilgili neler söylemek istersin? Nasıl şu anda Seyirtepe? Çok güzel. Yemekler, manzara, yani her şeyle çok güzel bir mekan. Çok teşekkür ederim. Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Teşekkürler. Evet, merhabalar. Merhaba. Siz neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Yani Ramazan'a girdik, güzel girdik. Yani havalar sıcak ama yine ona rağmen Allah'a çok şükür edin Ramazan'ımızı güzel geçiriyoruz. Burası da çok güzel. Yemekler de güzel. Her şey için teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben tabii ki sordum bir an önce diğer değerli hanımefendiye. Siz neler söylemek istersiniz? Yani Ramazan ayı deyince sizin aklınıza neler geliyor? Yani Ramazan ayı tabii ki 11 ayın sultanı. Çabuk gidiyor. Böyle güzel kustalay. Evet. Yani genelde Ramazan ayında hep çocukluğumuz aklımıza geliyor zaten. Geçirdiğimiz eski Ramazanlar geliyor. Hep onları anarak bugünlere taşımaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza onları anlatıyoruz. Onlar da yaşatsınlar diye. Böyle geçiyor. Güzel yani. Aslında yemek bahane oluyor değil mi? Böyle güzel aylarda muhabbetler tabii ki çok güzel oluyor. Şahane oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Allah tekrarını göstersin hepimize. Amin. Herkese. Son sorum. Peki geçmiş Ramazanlara baktığımız kadarıyla hiçbir hatıra var mı size? Yani böyle akılda kalan işte... Geçmişte ben böyle bir Ramazan'ı geçirmiştim. Evet, yani çok. Ben Bayındırlıyım zaten. İzmir'in Bayındır ilçesinden. Evet, oradaki mahallemizdeki konu komşu arasındaki o sıcaklıklar, sahur vaktinde yaşadıklarımız falan böyle alışverişler çok güzeldi yani. İnsan özlüyor tabii. Gittiğim zaman da anıyoruz zaten komşularımızla. Güzel geçiyor inşallah. Çocuklarımız da öyle geçirir. Çok teşekkür ederim ben de sizlere. Afiyet olsun. Ailece buradasınız. İkinci şanslı masamızda sevgili izleyiciler. Seyirtepe'nin firma sahiplerinden inşallah unutamayacağınız bir hatıra olsun sizlere de. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ramazan'ın tekrar mübarek olsun. Amin. Ve sevgili izleyenler son masamıza gelelim şöyle. Böyle devam ediyoruz. Halil'le birlikte sağ olsun buradaki gelen hanımefendiler güzel açıklamalar yapıyor. Ve bir diğer üçüncü şanslı son masamıza geldik. Siz neler söylemek istersiniz? Seyirtepe manzarası mükemmel. Ortam çok güzel. Nasıl geçiyor Ramazan ayı? Nasıl gidiyor Seyirtepe'de bu güzel muhabbetleriniz? Burayı çok seviyorum zaten. Evet. Manzara çok mükemmel. Yani mümkün olduğunca gelmeye çalışıyorum. Yani. Peki siz neler söylemek istersiniz? Ya Ramazan ayı diyoruz. Ne geliyor aklınıza mesela Ramazan ayı deyince? Ramazan ayı yani fakirlere, ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmemiz gerekiyor. Bravo. Gerçekten bu çok önemli. Çok fazla işte yani orucumuzu tutmamız lazım diye düşünüyorum ben. Biraz önce çok güzel bir açıklama yaptınız. Dediniz ki işte durum olmayan insanlar yardımcı olmamız lazım. Ve şu çok önemli. Da var gerçekten ihtiyacı olan kişilere yardım etmemiz gerekiyor. Zaten bizler yani aç kalmazsak o durum olmayan insanların durumunu anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Bu güzel ayları ne yapalım? Oruçlarını tutalım. Ve durum olmayan insanlara ne yapalım bizler de? Yardımcı olalım. Yani ihtiyacı olanlara gerçekten yardım etmemiz gerekiyor. Peki sizin var mı böyle geçmişten bugüne baktığınız kadarıyla Ramazan ayında böyle bir hatıralarınız var mı? Ah o eski Ramazanlar, yeni Ramazanlar. Çocukluğumuzda tabii ki. Nasıl geçiyordu çocukluğunuzda Ramazanlar? Ailemizle beraber çocukluğumuzda çok daha yani şu anda daha az çekirdek aile yani bir çocukla işte iki eşimizle beraber birlikteyiz üç kişi. Ama daha kalabalıktık yani annemiz babamız ve kardeşlerimizle. Daha eğlenceli işte sahura kalktığımızda çok güzel geçiriyorduk yani o günlerin komşuluk ilişkilerimiz de çok yani farklı çok güzeldi. Şimdi artık herkes kendi şeyi yani kendi içinde yani o çok fazla etrafa yok. İnşallah büyüklere çok büyük görevler düşüyor. Bizler inşallah küçüklere güzel feyizler verirsek, Ramazan ayını hatırlatırsak, oruçlar tutarsak. Onlara güzel ahlaklar, yani güzel Kur'an-ı Kerim'i aşılarsak mutlaka ki bu geçmiş yaşadıklarımızı tekrar yaşayabiliriz. Aslında büyüklere görev, çok büyük görevler düşüyor. Evet. Yani insanın sağlığı açısından da Ramazan'ın çok önemli. Çok, hem nefsimize... Midelerimizin de evet bence de çok fazla sık sık yiyerek yoruyoruz yani. Ama bu bir dinlenme oluyor aslında. Hem ibadet ediyoruz hem de
bedenimizi dinlendiriyoruz. Çok teşekkür ederim ben de size. Ramazan ayınız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Ve son üçüncü şanslı masamızı da Seyit ve firma sahiplerinden güzel bir hatıra olsun sizlere inşallah. Umarım tekrar bizleri ve Seyit Epe'yi hatırlarsınız. Evet, geliyorum. Evet sevgili izleyenler, bizler de şu anda sohbetimizi yapıyoruz ve şu anda bir beyefendi dönelim. Ondan sonra röportajımızı sonlandıralım ve kapanışı yapalım. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Eşiniz çok güzel açıklamalar yaptı. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Yani Ramazan ayı, kutsal aylar çabuk geçiyor. Aslında böyle ayların kıymetini bilmemiz lazım. Sizde neler, nasıl bir bir hatıra veriyor size Ramazan ayı? Neler katıyor Ramazan ayı sizlere de? Şöyle, Ramazan ayı ibadetlerin daha yoğun yaşandığı günleri bize katıyor. Ya normalde ibadet ediyoruz ama Ramazan'da daha bir yoğun zaman ayırıyoruz ibadetlerimize. Yani hepimizin tuttuğumuz oruçların kabul olması dileğiyle sizlere de teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam yaşadık sayenizde. Çok teşekkür ederim ben de sizlere. Gerçekten içinde güzel açıklamalar yaptı. Umarım böyle Ramazan ayında küçüklere, büyüklere güzel görevler tabii ki düşüyor. Bir araya gelmemiz lazım. Durumu olmayan insanlara ziyaret etmemiz lazım. Soflarına konuk olmamız lazım. Ve bu güzel ayın feyzini çalı çıkarmamız lazım diyorum. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler. Bizler tabii ki Seyirtepe'den yani bugün 6. günümüz röportajımızın sonuna geliyoruz. Biraz sonra reklama gireceğiz. Ben ve Ali şu anda buradaki şanslı masayı, 3 şanslı masayı gezdik. Ve Ramazan ile ilgili güzel coşkulu bir programın keyfini çıkardık. Bizler de Seyirtepe'de yani serin bir havadan röportajımızın bugün de sonuna geliyoruz ve şu anda sözü reklamlara veriyoruz. Şimdi reklamlar.